Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti. Ama ne yazık ki bu 3 yıl içerisinde Türkiye'de kadın cinayetleri artarak devam etti. Ne yazık ki Türkiye'de çocuk cinsel istismarı artarak devam etti ve çok kötü bir tesadüf. Yine Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde Adana'da 3 yaşında olduğu söylenen bir çocuğa cinsel istismar suçu işlendi ve o çocuk hastaneden henüz tedavi edilerek taburcu oldu. Sanıksa tutuklandı. Şu anda Adana cezaevinin dışında bir yere gönderildi. Başına bir iş gelmesin diye bulunduğu cezaevi saklanıyor vatandaşlardan. 18 yaş evrensel tüm hukuk sistemlerinde çocuk yaşıdır. 18 yaşın altı. Bu nedenle artık ülkemizde 18 yaşın altındaki tüm çocuklarla ilgili olarak mutlaka ama mutlaka cinsel istismar suçunda rıza aranmaksızın en ağır cezanın verilmesi. Kadın cinayetlerinde artık gravatını taktı. Mahkemede hakime efendim dedi diye hiçbir sanığa ihal indiriminin uygulanmaması şarttır değerli milletvekilleri. Çünkü artık ülkemizde ihal indirimi hukuken bir istisna olması gerekirken istisna olma halinden çıkmış, kural haline gelmiş. Hatta ihal indirimi uygulanmıyorsa Yargıtay tarafından o karar bozulur duruma gelmiştir. Bu nedenledir ki böyle bir kanun teklifi verme ihtiyacı hissettim. Bakın, size bir veri açıklayacağım. Bu Adalet Bakanlığı'nın resmi verisidir. 2016 yılı cinsel istismar şikayetlerinin sayısı 29.504, açılan dava sayısı 15.006, hapis cezası 5.846. Yani 29.504 şikayetten sadece 5.846'sı hakkında hapis cezası verilmiştir 2016 yılı için. Bu da net göstermektedir ki yasalarda ne olursa olsun uygulamada ne yazık ki yasalara uygun gereklilikler yerine getirilmemektedir. İşte bu nedenledir ki kadın cinayetlerinde ve çocuk cinsel istismarlarında artık Özgecan Aslan yasası olarak bilinen bu yasalar, bu kanun teklifleri ivedi olarak gündeme alınmalı ve ivedi olarak da bu konuda bir karar verilmelidir. Şimdi bu salonda hepinize sorsam Özgecan Aslan gibi cinayet işleyenlerin suçları cezasız mı kalsın, indirim mi alsın desem hayır dersiniz. Ama kamuya mal olmayan tüm davalarda ne yazık ki kıymetli milletvekilleri hem ihal indirimleri uygulanmaktadır hem de tahrik indirimleri uygulanmaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilememektedir. Çünkü cezasızlık işlemi ihal indirimiyle tahrik indirimiyle ne yazık ki cezasızlık işlemi artık usul haline gelmektedir. Bu nedenle vermiş olduğum kanun teklifimi kabul edeceğinizi ve gündeme alınması ile ilgili oylamada da olumlu oy kullanacağınızı ummak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla.